Hazırlık. 1. Evren ve uzay hakkında neler biliyorsunuz? Evren, gök varlıklarının bütünüdür. Uzay ise bu gök varlıklarının bulunduğu sonsuz boşluktur. 2. Sizce yaşadığımız gezegenden daha büyük olan gezegenler var mıdır? Bence vardır. Evren çok büyük olduğu için daha büyük gezegenler olabilir. Metni noktalama işaretlerine dikkat ederek sessiz okuyunuz. Küçük müyüz, büyük mü? Bir karıncayı düşün, yürüyor sessizce. Yaklaşan kış mevsimi için topraktan yuvasına yiyecek taşıma telaşında hala. Bu karıncaya göre ne kadar büyüğüz, öyle değil mi? Bizi nasıl görüyorlardır acaba? Bir arıyı düşün şimdi de. Mevsimin son çiçekleri üzerinde çiçek tozları toplamaya dalmış, bu arıya göre ne kadar da kocamanız öyle. Ya şu kediciye ne demeli? Bacaklarımıza kuyruğunu sürterek miyavlayan kedicik, asla bizim kadar iri olamayacak mesela. Işıltılı bir yol çizerek telaşsız ilerleyen şu minik salyangoz yanında da dev gibi görünüyor olmalıyız herhalde. Ama bir fil düşün şimdi. Onun yanında küçülüveriyoruz işte. Bacak hizasına ancak çıkıyor büyük sandığımız bedenimiz. Bir balinanın yanında hiç hükmümüz kalmıyor neredeyse. Ya da eski zamanlarda yaşayan dinozorların çağında olsaydık onlar da bir sinek gibi görüyor olabilirdi bizi pekala. Dünyamız da böyle işte. Evini, sokağını, mahalleni, ilçeni, ilini, ülkeni ve diğer ülkeleri düşün. Ne kadar da büyük bir gezegende yaşıyoruz böyle. Bir yağmur tanesini, bir avuç suyu, bir ırmağı. Bir denizi, okyanusları düşün sonra bitmedi. Bir toprak tanesini, bahçeni, ekin yapıları, tarlaları, kıtaları düşün sonra. Her şey ne kadar da büyük ve ne kadar sonsuz görünüyor. Ama şimdi düşündüklerinin dışına çık. Kocaman sandığımız dünyanın dışına, uzaya. Her gün merakla izlediğin yıldızların yanına kadar çık. Büyük sandığımız dünya bir anda pinpon topu kadar küçülüverdi bak. Müthiş bir ahenkle işleyen galaksiler arasında ilerledikçe büyük sandığımız, her şey daha büyük olan karşısında ne kadar da küçük kalıyor böyle. Uzayın ve evrenin sonsuzluğu içinde bir nokta kadar kaldık işte. İşte böyle sevgili okur. Her şey ne kadar büyük ve aslında ne kadar küçük şöyle bir düşününce. Ama hepsinden önemli bir şey var, tek bir şey, kalbin hiç küçük değil. İçine bir evreni sığdırmaya çalışmalısın elinden geldiğince, Salih Zengin. Yazar hakkında bilgi. Salih Zengin. 1974 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini yine bu şehirde tamamladı. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. 2003'te yayımlandığı çocuk kitapları ile Türkiye Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatı ödülünü aldı. Eserlerinden bazıları şunlardır: Deve Kuşları Plan Yapmaz, Çok Serin Hikayeler, Çok Mavi Hikayeler, Gazoz Kapağı. Birinci etkinlik. Aşağıdaki kelimeler ve kelime grubuyla anlamları eşleştiriniz. Güneş çevresinde dolanan, ondan aldıkları ışığı yansıtan gök cisimleri. Gezegen. Yeryüzündeki altı büyük kara parçasından her biri, ana kara. Kıta. Uyum. Ahenk. Bir şeyin ışıldarken saçtığı ışık. Işıltı. Gök varlıklarının bütünü, kainat, ilem, kozmos. Evren. Gök ada. Galaksi. Gök cisimlerinin içinde bulunduğu sınırsız boşluk. Uzay. Masa tenisi. Pinpon. Tahılın tarlaya atıldığı andan harman oluncaya kadar aldığı durum. Ekin. Anlamını öğrendiğiniz bu kelimeleri ve kelime grubunu sözlük defterinize yazdıktan sonra bunları cümlede kullanınız. Metinlerin işleniş sürecinde yapacağınız konuşma ve yazma etkinliklerinde anlamlarını öğrendiğiniz yeni kelimeleri kullanmaya özen gösteriniz. Gezegenler şarkısını öğrendik. Kıtalar arası yolculuk yapmak istiyorum. Ahenk içinde dans ediyordu. Işıltılı elbisesini giydi. Evren hakkında yeni bilgiler öğrendik. Dünyamız Samanyolu galaksisi içerisinde yer alır.
Uzay filmleri izlemeyi severim. Arkadaşım ile pinpon oynamayı öğrendik. Ekinlerin biçme zamanı geldi. İkinci etkinlik. Metinde geçen galaksi, pinpon gibi kelimeler dilimize sonradan başka dillerden geçmiş kelimelerdir. Böyle kelimelerin yerine varsa Türkçelerini kullanmalıyız. Aşağıdaki sözleri okuyunuz. Dilimizin korunması hakkındaki düşüncelerinizi paylaşınız. Milli duygu ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması, milli duygumuzun gelişmesinde başlıca etkendir. Mustafa Kemal Atatürk. Bir ülkeyi yıkmak istiyorsanız dilini tahrip edin. Konfüçyüs. Bizi biz yapan konuştuğumuz dildir. Eğer dilimizi kaybedersek, benliğimizi de kaybederiz. Dilimize sahip çıkmalı, yabancı dillerden dilimize giren kelimeler yerine Türkçelerini kullanmalıyız. Milli dili olmayan bir millet yok, olacaktır. Ortak değerler için dilin milli olması gerekir. B. Dilimize henüz yerleşmemiş ama günlük hayatımızda kullandığımız aşağıdaki kelimelerin Türkçelerini karşılarına yazınız. Ekit, çıkış. Star, yıldız. Laptop, dizüstü bilgisayar. Okey, tamam. Trend, akım. Spontane, kendiliğinden. Link, bağlantı. Seans, oturum. Dilimizi korumak için günlük hayatımızda dilimize henüz yerleşmemiş yabancı kelimelerin yerine Türkçelerini kullanmaya özen göstermeliyiz. C. Yukarıdaki yabancı kelimelerin Türkçelerini birer cümlede kullanınız. Yangında çıkışa doğru ilerledi. Sınıfın yıldızı oldum. Yeni dizüstü bilgisayar almanın vakti geldi. Artık tamam dedi. Üçüncü etkinlik. Aşağıdaki soruları metne göre sözlü olarak cevaplayınız. 1. Yazar karşılaştırma yapmak için hangi hayvanları metinde örnek olarak vermiştir? Yazarın bu yöntemle anlatımını ilgi çekici hale getirdiğini düşünüyor musunuz? Neden? Karınca, arı, kedi, salyangoz, fil, balinayı örnek vermiş. Bu yöntemle daha ilgi çekici hale geldiğini düşünüyorum. Çünkü anlatmak istediğini zihnimizde canlandırmayı kolaylaştırmış, daha iyi anlaşılmasını sağlamıştır. 2. Yazar, dünyamızın büyük ve küçük olmasını hayvanlar dışında hangi nesneleri örnek göstererek karşılaştırma yapıyor? Bir avuç su, yağmur tanesi, ırmak, deniz, okyanus, toprak tanesi, bahçe, ekin, tarla, kıtaları örnek göstererek karşılaştırma yapıyor. 3. Yazar, küçük ya da büyük saydığı varlıklardan sonra neyi önemli buluyor? Yazarın bunu önemli bulmasının nedeni nedir? Siz bu konuda yazara katılıyor musunuz? Neden? En önemli bulduğu şey kalbimizdir. İçine bir evreni sığdırmaya çalıştığımız kalbimiz. Nedeni ise düşününce her şeyin ne kadar büyük ve aslında ne kadar küçük olduğunu söylüyor. Katılıyorum. Büyüklük küçüklük önemli değildir çünkü karşılaştırdığın şeye göre sürekli değişir. Değişmeyen şey insanın kalbidir, sevgidir. 4. Metnin türü nedir? Bu türün genel özelliklerini açıklayınız. Metnin türü düz yazıdır. Duygu ve düşüncelerin, uyak ve ahenk olmadan cümlelerle anlatıldığı yazılardır. Dördüncü etkinlik. Metinde geçen aşağıdaki kelimelerle kelime grubunu okuyunuz. Bu kelimeleri ve kelime grubunu metinde hangi anlamıyla kullanıldığını belirleyerek işaretleyiniz. Kış, gerçek. Toprak, gerçek. Çağ, terim. Gezegen, terim. Dışına çık, mecaz. Uzay, terim. Kalp, mecaz. Yıldız, terim. Ülke, gerçek. Dev, mecaz. Beşinci etkinlik. İnsan, lakap, şehir, millet ve B adların ilk harflerinin her zaman büyük yazıldığını hatırlayınız. Bunun dışında dergi, kitap, gezegen ve yıldız adlarının ilk harfi de her zaman büyük yazılır. Örnek. Arkadaşım Sait Faik Abasıyanık'ın Semaver kitabını okuyordu. O sırada babam, kitapçıya her ay takip ettiği dergilerden olan varlığı sordu.
Dünyamıza en yakın gezegen Mars'tır. Geceleri kutup yıldızına bakarak yönümüzü bulabiliriz. İçinde kitap, dergi, gezegen ve yıldız adı geçen 4 cümlede siz yazınız. Kuyucaklı Yusuf kitabını dün bitirdim. Bilim Çocuk bugün yeni sayısını çıkardı. Dünya Güneş'e en yakın 3. gezegendir. Ormandan kutup yıldızına bakarak kurtulmuşlar. 6. etkinlik. Al, aşağıdaki ay görselini inceleyerek verilen bilgileri okuyunuz. Ay, dünyanın tek doğal uydusudur. Güneş sistemi içindeki 5. büyük doğal uydudur. Dünya ile Ay arasında merkezden merkeze uzaklık 380.4403 kilometre, yani dünyanın çapının yaklaşık 30 katı kadardır. Ay'ın dünyaya uzaklığı 384.403 kilometredir. Ay'ın yarıçapı 1737 kilometredir. Ay'ın yaşı 4 milyardan fazladır. B. Aşağıdaki cümleleri okuyarak cümlelerdeki sayıların yazılışlarına dikkat ediniz. Ay'ın yarıçapı 1737 kilometredir. Ay'ın dünyaya olan uzaklığı 384.403 kilometredir. Ay'ın yaşı 4 milyardan fazladır. Sayıların yazılışlarında aşağıdaki kurallara uymalıyız. 1. Bir zorunluluk olmadıkça cümle rakamla başlamaz. 2. Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır. Örnek: 600, 5288, 751. 3. 4 veya daha çok basamaklı sayıların kolay okunabilmesi amacıyla içinde geçen bin, milyon, milyar ve trilyon sözleri harfle yazılabilir. Örnek: 5 milyar, 7 trilyon, 10 bin. 4. Roman rakamları tarihi olaylarda, yüzyıllarda, hükümdar adlarında, tarihlerde, ayların yazılışında, kitap ve dergi ciltlerinde, kitapların asıl bölümlerinden önceki sayfaların numaralandırılmasında, maddelerin sıralandırılmasında kullanılır. Örnek: 2. Dünya Savaşı, 10. yüzyıl, 3. Selim, 2. Murat, 1. cilt. C. Aşağıdaki sayıların okunuşlarını karşılarına yazınız. 1325, 2965, 4654, 200, 358. 7. etkinlik. 5'er kişilik gruplara ayrılarak sonraki derse hazırlık aşamasında sizden istenen görselleri sıranızın üzerine yerleştiriniz. Görselleri inceleyerek uzayın ve güneş sisteminin büyüklüğü hakkında tahminlerde bulununuz. Ardından, uzayda istediği gibi seyahat edebilen bir astronot olduğunuzu hayal ediniz. Güneş sisteminde bulunan hangi gezegenlere gitmek istediğinizi nedenleriyle birlikte açıklayınız. Konuşmanızı yaparken aşağıdaki kurallara uygun hareket ediniz. Nezaket kurallarına uyarak arkadaşlarınıza ve öğretmeninize karşı uygun hitap ifadelerini kullanınız, işitilebilir bir ses tonuyla konuşunuz, dinleyicilerle göz teması kurunuz, kelimeleri anlamına uygun olacak şekilde doğru telaffuz ediniz, beden dilinizi etkili bir şekilde kullanınız. Beden dili, vücudumuzun konuşurken yaptığı hareketlerdir. Beden dili genel anlamıyla fiziksel duruş, jest ve mimiklerimizin karşımızdakine ilettiği mesajdır. Yüzümüzün tüm kas hareketleri mimiklerimizi oluştururken, el, kol ve bacak hareketlerimiz lesleri oluşturur. Eğlenceli bir olayı asık suratla anlatmamız ya da acıklı bir olayı gülerek anlatmamız konunun içeriğinin anlaşılmamasına neden olur. Konuşurken gerekenden fazla el ve kol hareketi yapmak dinleyenlerin dikkatini dağıtır. Araştırmalardan ve görsellerden anladığım kadarıyla güneş sistemi aklımızın alamayacağı kadar büyüklüğe sahiptir. Uzayda istediği gibi seyahat edebilen bir astronot olsaydım sırayla tüm gezegenleri gezerdim. Merkür'e giderdim. Çünkü en küçük, en hızlı ve sıcaklık farkı en fazla olan gezegendir. Venüs'e giderdim. Çünkü diğer gezegenlerden farklı yöne dönüyor. Mars'a giderdim. Çünkü en çok araştırma yapılan gezegendir. Jüpiter'e giderdim. Çünkü en büyük gezegendir. Satürn'e giderdim. Çünkü halkalı ve en hızlı rüzgarların estiği gezegendir. Uranüs'e giderdim. Çünkü buz tabakasıyla kaplı gezegendir. Neptün'e giderdim. Çünkü katı yüzeyi bulunmayan gezegendir. 8. etkinlik.
Kalbin hiç küçük değil. İçine bir evreni sığdırmaya çalışmalısın elinden geldiğince. Cümlelerinde yazar, evrendeki her şeyi sevebileceğimizi belirtiyor. Evrendeki her varlığı sevmenin önemi hakkında defterinize bir yazı yazınız. Yazma sürecine öncelikle yazmak istediklerinizi zihninizde tasarlayarak başlayınız. Gerekirse bunları maddeler halinde not alınız. Ardından konuyu ele alırken giriş, gelişme ve sonuç bölümlerini nasıl ele alacağınızı belirleyiniz. Yazınızı bitirdikten sonra gözden geçirerek yazım ve noktalama hatalarınız varsa bunları düzeltiniz. Yazınızı sınıf içinde okuyabilir ya da öğretmeninizin rehberliğinde sınıf panosunda sergileyebilirsiniz. Sevmek. Sevmek insanı mutlu eden bir duygudur. Sevince mutlu oluruz ve hayat daha güzel olur. Sevgi sınırı olmayan bir duygudur. Etrafımızdaki her şeyi sevebilecek kapasite vardır. Anne babamız, arkadaşlarımız, hayvanlar, bitkiler, doğa, yapmaktan hoşlandıklarımız yani kısaca sevmenin sınırı yoktur. İstediğimiz kadar sevebiliriz. Sevmek hayatımızı mutlu geçirmemizi, iyi hissetmemizi, iyi bir insan olmanın temelini sağlar. Sınırsız olan sevmek duygusu için sebep aramadan her şeyi sevebilmeliyiz. Sonraki derse hazırlık. Doğa olaylarını araştırarak sınıfa çeşitli doğa olaylarına ait farklı görseller getiriniz. Doğada kendiliğinden oluşan, insanların elinde olmayan olaylara doğa olayları denir. Dünyada görülen doğa olayları şunlardır: deprem, yanardağ patlaması, sel, heyelan, sis, kasırga, hortum, tsunami, yağışlar, şimşek, mevsimlerin oluşumu.